şahitler burada olduğuna göre gelin ve damat hazırsa törene başlayabiliriz. Ben hemen çağırayım. Ay, pardon. Müthiş Hanım, Sadık Bey biz hazırız. Gelin hadi. Ah yakışıklı oğlum, güzel gelin. Birbirinize ne de çok yakıştınız. Dünyada babasının düğününü gören bizim gibi kaç çocuk var acaba? Ne kadar ayıp. Baban duyarsa çok üzülür. Üzülürse üzülsün babaanne. Bugünleri de mi görecektim Perihan? Şu çapşal damadımı yok etmemek için kendimi zor tutuyorum. Sakın Dudu, sakın. Kuralları biliyorsun. Düğün gününde damada sihir tutmaz, sonra sana geri döner. Tamam, o zaman biz de nikah memurunu yok edelim anne. Yeter ki bu düğün gerçekleşmesin. Aferin benim akıllı kızım. Bakar mısınız memur bey? Bir an kayboldunuz gibi geldi. Nasıl yani, anlamadım efendim. Bir anda yok oldunuz. Size öyle gelmiştir hanımefendi. Bir şey oldu. Anne, Eda. Eda değil, abla. Beni kızımın düğününe götürmedin ya Dudu. Seni affedersen bana da Taceddin demesinler. Siz Taceddin kızı Betül. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar Hayrı oğlu Sadık'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum, ediyorum, ediyorum. Siz Hayrı oğlu Sadık. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar Taceddin kızı Betül'ü karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, evet. O zaman ben de şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. İmzadan sonra gelini öpebilirsiniz. Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum sevgilim. Çok yakışıyor. Şimdi ne yapacağız? Bence Betüş'e bir süre iyi davranalım. Bu babamızın güvenini sağlamak için en iyi taktik. Nasıl yani? Eğer babam Betüş sevmeye başladığımızı düşünürse... ...o bize kötü davrandığında otomatikman onu suçlar. He, anladım. Ama ya Betüş bize kötü davranmazsa? Davranmasını sağlarız. İyi de nasıl? Onu şimdilik bilmiyorum ama bulacağız. Çocuklar, aşağı inin, babanız sizi bekliyor. Geliyoruz Firuze abla. Firuze abla, bizi çağırmaya gelirken tepsini de getirmek zorunda mısın? Nerede bırakayım? Allah korusun, mutfaktan içeri köpek mepek girer, içer bitir hepsini. Onunla mı uğraşacağız? Buyurun Sabriye Hanım. Sağ ol, şimdi almayın Firuze. Kucağımda torunlarımı tutarken onu hangi elimle içerim? Alın Sabriye Hanım, alın. Onlar kucağınızdan kalktığı zaman içersiniz. Ha. Buraya bıraktım. Buyurun. Teşekkür ederim. Senin Betüş gibi güzel bir kadınla evlenmene şaşıyorum. Nasıl oluyor da onun gibi güzel bir kadın... ...senin gibi yeteneği kıt bir adama aşık oluyor. Yani siz benim yeteneksiz olduğumu falan mı düşünüyorsunuz yoksa? Düşünmüyorum, söylüyorum.
Seni şey için yanımda çalıştırıyorum. Acıdığınız için falan mı? Yok, yerine başka birini bulamadığım için. Ah şey, patron, lütfen beni aşağılamanıza daha sonra devam edebilir miyiz? Çünkü kayınvalidemle baldızım geliyorlar. Evet, onların yanında seni küçük düşürmem. Anneciğim, hep birlikte nereye kayboldunuz böyle? Betüş de sizi aramaya çıkmıştı, hala dönmedi, merak etmeye başlamıştım. İyi ki çok merak edip bizi aramaya kalkmadın. İnsanın başına ne gelirse fazla meraktan gelir. Değil mi sevgili damadım? İşte ben bu lafa ve böyle beceriksiz bir adamla evlenen tatlı Betüş'ün güzel annesine için. Aman tanrım, benim gördüğümü sen de görüyor musun Betüş? Annen bir adama çapkın çapkın bakıyor. Babacığım, o adam Sadık'ın patronu. Ayrıca ben de hiç ondan hoşlanmıyorum. Var ya, eğer annene asılırsa onu ısırırım. Baba, zaten annem yeterince ortalığı karıştırdı. Ne olur bir de sen olay çıkartma. Hadi gidelim. Tamam. Nasılsınız bakalım? Karım da geldi işte. Neredeydin hayatım? Aa, sorma tatlım. Yani küçücük evde annemleri bulamadım hadi bir türlü. Köpek. Aa, Taci. Aa, babam. Nereden buldun bunu Betüş? Şey, sokak kapısı açık kalmış. Ben de annemleri bulmaya mutfağa gitmiştim. Bir baktım orada. Şu tüylü şeyi uzaklaştırın buradan. Ya benim de köpeklere alerjim vardır da. Lütfen şunu uzaklaştırın. Ben sana yapacağımı bilirim ama mamalar çok lezzetli. Hem de kızımın düğününde. Alp, ben demedim mi mutfaktan köpek mepek giren diye. Kim bu arkamdan konuşan terbiyesiz? Betüş, niye getirdin onu kızım? Köpeğin düğünde, yani salonda ne işi var? Çok tatlı bir şey anne. Hem bak çocuklar da çok sevdi. Ne dersiniz? Düğün günümüzde evimize giren bu tatlı şeyi sahiplenelim mi çocuklara? Belki bize şans getirir. Hayatta olmaz. Ona ben bakacağım. Ah ah, siz bakın, siz bakın. Ben istemem bu evde köpek. Tüyümü döker. Bunlar temizle temizle bitmez. Ah anne, köpekleri sevdiğinizi bilmiyordum. Gel köpecik, gel. Gel canım. Ah Eda'cığım, çekiştirme öyle. Sonra sinirlenir, ısırır falan, hiç belli olmaz değil mi? Ne oldu bakayım sana canım? Yok bir şey yok. Hiçbir şey yok canım. Bırak beni Betüş, bırak. Parçalayayım şu ya. Ben derim ki hazır hepimiz buradayken hani şu köpek saçmalığını bıraksak da gecenin finalini düğün dansıyla yapsak ha? Ay harika bir fikir. Hadi herkes eşlerini bulsun, dansa başlayalım. Hadi. Sadıkçığım, izin verirsen ben dansa Cem'le başlamak istiyorum. Sen de Ceren'i alırsın. Tabii. Hadi Cem gel. Bizim